İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüz. Tam 109 yıl önce yurt sevgisi ve özgürlük tutkusuyla canlarını feda eden, tarihin seyrini değiştiren şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Onlar sayesinde kendi kültürel benliğini, sanatsal kimliğini oluşturabilmiş, evrenselliği özümsemiş torunları olarak haftaya başlarken saygımızı onları anlatan filmleri hatırlayarak sunmak istedik. İşte sinemamızın Çanakkale destanımızı anlatan ve ortak duygularımızı tazeleyen üretimleri. Çanakkale'yi asla geçemeyeceksiniz. Ateş! Inflexible'ı vurduk. Nesrin Cevatzade, Tansel Öngel, Bülent Şakrak gibi oyuncuları buluşturan 2015 yapımı Son Mektup, Çanakkale Deniz Harbi günlerinde yazılan ve uzun yıllar sonra adresine kavuşan bir mektubun duygusal hikayesini anlatıyor. Asla unutulmayacak! Özhan Eren'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Son Mektup'ta tayyareci Salih Ekrem'le Nihal Hemşire'nin savaşın gölgesinde geçen aşkı mercek altına alındı. Ben cepheye gidiyorum. Yarın sabah yolcuyum Allah izin verirse. Çanakkale. Kemal Uzun ve Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı Çanakkale Yolun Sonunda Türk Kızılayı'nın öncü cemiyeti Hilali Ahmer'in üyelerinden Muhsin ve Hasan kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Gönüllü yazılma ya. Düşman eşiğimize gelirse vasiyetim olsun sana. Vatanı, namusu, hani düşmana çiğnetmeyeceğim. Gürkan Uygun, Berrak Tüzün Ataç ve Mahir Günşiray gibi isimleri buluşturan 2013 yapımı filmde isimsiz kahramanların Çanakkale Zaferi'nde rolleri gün ışığına çıkarıldı. Ünlü aktör Russell Crowe'un yönettiği, başrolünü Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'la paylaştığı Son Umut filmi, üç oğlunu da Çanakkale Savaşı'na gönderen Avustralyalı çiftçi Connor'ın evlatlarını arayış öyküsü anlatılıyor. If this is your son, he was taken prisoner. He did not die here. Filmin en dokunaklı yanı ise İstanbul'da başlayıp Çanakkale'ye, oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan arayış yolculuğunda Kanır'ın en büyük destekçilerinin Türk subayları Hasan ve Cemal olmasıydı. Güncel bir sinema haberiyle devam edelim. Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan bir film daha gündemde şu sıralar. Gani Rüzgar Şavata'nın yönettiği İki Gözüm Ahmet Sürgün filmi 5 Nisan'da vizyon yolculuğuna başlıyor. Şavata filmle ilgili ilk kez Gece Gündüz'e konuştu. Ahmet Kaya'nın Türkiye'den Paris'e uzanan hikayesi İki Gözüm Ahmet Sürgün adıyla beyaz perdeye uyarlandı. Ahmet Kaya rolünde filmdeki şarkıları da seslendiren Özgür Tüzer'in bulunduğu filmin afişi paylaşıldı. Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız gibi isimlerin de rol aldığı filmi Gani Rüzgar Şavata yönetiyor. Ahmet Kaya yurt dışında yalnızlığa itildi. İşte bu film gerçeği anlatmaktadır. Ve Ahmet Kaya gerçekten bu halkın sesiydi. Ahmet Kaya gerçekten evrensel müziğin sesiydi. Ahmet Kaya bir renkti.
ülkesini seven, bayrağını seven, hep birlikte barış barış diyen bir neferdi. Ahmet Kaya'yı eğer gerçekten görmek istiyorsak bu filmi izlemek lazım. Beni korkutarak yıldıracaklarını zannediyorum. Benim korkum gittiğimde ülkem beni yanlış anlayacak, kırgın olacak bana. Popüler müziğin sevilen ismi Can Bonomo'nun 6. stüdyo albümü Kara Konular geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Şarkıcı yeni albümünde Gökhan Özoğuz'dan Mabel Matiz'e, Melike Şahin'den Serkan Keskin'e dostlarını da bir araya getirdi. Çalışmanın hikayesini Suat Kavuklaoğlu Bonomo'nun kendisinden dinledi. Bir yandan sözü ve müziği gelişti, derinleşti, yeni serüvenlere yol aldı. Bir yandan da Öykü Karayel'le hayatını birleştirdi ve ilk oğulları Roman 2021'de hayatlarına dahil oldu. Yıllar sonra çocuk olsam bir aynada, gülsem aniden. Can Bonomo'nun 6. stüdyo albümü Kara Konular, bu güzel değişimlerin ve anıların tam orta yerinde şekillendi. Kara Konular. Oğlumun olması bence çok dokundu bu albüme. Çünkü bu albüm benim en fazla, yani müzik kariyerimde en fazla stüdyoda vakit geçirdiğim albüm oldu. Ve oğlum da yanımda duruyordu. Çok seviyor stüdyoları. Galiba birazcık onun o pozitif enerjisi de yansıdı bütün takıma. Arasam, tarasam, neydi hatalarım? Can Bonomo'nun 3 yıldır üzerinde çalıştığı Can Saban, Kaan Arslan ve Sabi Saltiel'in prodüktörlüğünde kaydedilen yeni albümü Kara Konular'da 12 şarkı yer alıyor. Bana, her şey engel tutunmama. Benim böyle çok hem karanlık hem aydınlık, yani her yüzümü aslında her açıdan gösteren bir albüm oldu. Bu benim işte 35 yaşından 37 yaşına gelene kadar ki gördüğüm bütün sevinçlerin, mutlulukların, hayal kırıklıklarının bir intikam planı diyorum ben bu albüm için. Kan çıktı önümde, ben sağlara ağladım. Albüm, Can Bonomo ve Gökhan Özoğuz'un birlikte söylediği Deli'nin Düşü'yle açılıyor. Ah canına yandım deli dünyanın kollarına kaldım. Ben yatakta zıplayıp Athena şarkıları söylerdim çocukken. Ve böyle bir şey olması, böyle bir şey yaşanmış olması günün sonunda, yani Gökhan'ın benim bir şarkımı söylemesi müthiş bir mutluluk benim için. Müthiş bir onur yani. Albümde Can Bonomo ve Mabel Matiz iki özel şarkıda bir araya geliyor. Uzaktan hep birbirimizi koruyup kollayan melekler gibiydik birbirimizin hayatında. Ben bir tane Kalbi Hepten Kırıklara diye bir şarkı var albümde. Ben onu dinlettim Mabel'e. Hadi gel bunu beraber söyleyelim diye. Dinleyip çok beğendi şarkıyı. Tabak boş geri verilmez dedi. O da Canım diye bir tane şarkısı var onun. Onu gönderdi bana. Madem yapacağız o zaman hani bir tane senin şarkın, bir tane benim şarkım olsun dedik. Albümdeki şarkılarda Bonomo'ya arkadaşları Nova Norda, Serkan Keskin, Sarp Apak, Bengi Apak, Engin Öztürk ve Melikşah Altuntaş da eşlik ediyor. Serkan Keskin var albümde. Bir yerde bir lafı var diyebilirim yani. Melikşah Altuntaş, ondan sonra Engin Öztürk, Sarp Apak, Bengi Apak. Bir şarkıda koro yapıyorlar arkadan. Ya benim arkadaşlarımın da bu kadar heyecanlanması ve işin içine dahil olması beni çok mutlu etti. Karakonlar.
sanatın içinde yer alan pek çok isme ilham kaynağının ne olduğu sorusu yöneltilmiştir. Fırçaları, kamera vizörünü, satırlara dökülen kalemi oynatan o ilk itki, kiminin itkisi kavuşamadığı bir aşk, kiminin adaletsizlik, kimininse doğa ola gelmiştir. İllüstratör Aygun Tuay ise son yıllarda artan betonlaşma tehdidini tuvallerine yansıtıyor. Şehir yaşamını grileştiren ve yabancılaştıran bu duruma itirazını renklerle dile getiriyor. Doğanın giderek bozulması, renklerin giderek yok olması bende tam tersi bir etki yaratmış olmalı ki bütün çalışmalarımda hep renkli bir düzen kurdum kendime. Doğanın akışını sağlayan bulutsu etkiler. Apartmanlar bulutları da aşıp yukarıya çıkmışlar, daha üste çıkmışlar. Yani var olanı daha ezip yok eden bir beton kütlesi. Aygun Tugay'ın bir diğer eserini konuşacağız. Bu eserleri çizerken, oluştururken ilham kaynağınız ne oluyor? Dışarıda gördüğünüz iyi kötü manzaralardan etkileniyor musunuz? Tabii etkilenmemek mümkün değil. Yani. Zaten insanın gördüğünü eğer ki bir tepki olarak alıyorsanız ya da bir mutluluk olarak alıyorsanız onların yansıtmak, resme, tuvale yansıtmak daha kolay. Ama hiçbir duygu size vermiyorsa o zaman hiç bakmıyorsunuz, görmüyorsunuz demektir. Benim gördüklerimden ortaya çıkan şeyler bunlar. Nedir? Kütleler, binalar, binaların arasında ancak yer bulmuş ağaçlar, sıkışmış bir doğa. Bunu yansıtmaya çalışıyorum resimlerimde. Bu da öyle bir çalışma. Tiyatro sahnelerinde de renkli buluşmalar var. Düşünsenize sahnede Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla Nevra Serezli var. Nasıl heyecanlanmayalım? Diğer yandan Nazım Hikmet'in 1932'den sonra küllerinden doğan bir eseri Kafatası seyircisiyle buluşuyor. Hepsi birbirinden heyecan verici. Gelin tiyatro turumuzla iki oyunun da perdelerini aralayalım. Efendi, hangi çarşafları? İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan Ağaçlar Ayakta Ölür, Kıbrıs sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Açın kapıyı! Yoksa pencereden girerim. Ay! Açmayacağım işte, açmayacağım. Nedim Saban'ın yönettiği oyun, 4 yıldır tiyatro severleri selamlıyor. Güzide Sultan, o güzel ellerin hala çok kuvvetli. Yıllar senden hiçbir şey götürmemiş. Ah, dur bakayım sana. Dur bakayım. Nevra Serezli'nin yüreği torun özlemiyle dolu büyük anne rolünü oynadığı oyun 19 Mart'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde, 20 Mart'ta ise Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi'nde sahnelenecek. Rüzgarı hiç sevmiyorum. Bütün kokuları silip süpürüyor. Ömrümüzün en güzel kokularını, ne ballı ceviz pastası, ne o güzelim ıhlamur ağacı. Nazım Hikmet'in ilk kez 1932 yılında Darülbedai'de sahnelenen Kafatası adlı oyunu, Şenol Önder'in rejisiyle seyirciyle buluşuyor. Kafatası, verem aşısını bulduğu haberiyle dikkatleri üzerine çeken Dalbanezo isimli fakir bir doktorun sermaye ve güç sahiplerince kumpasa düşürülmesini konu ediyor. Oyun, Mart ayı boyunca Şişli Tiyatrosu'nda. Biraz daha tiyatro diyelim. Yönetmenliğini Engin Hepiler'in üstlendiği, müzikleri Kenan Doğulu'nun hazırladığı Kim Bu Ben oyunu sahne yolculuğunu sürdürüyor.
Yetimhanede beraber büyümüş Daphne ve Adam'ın sanal kimliklerinin çalınmasının ardından işlenen suçların hayatlarını nasıl kararttığını konu alan oyunda başrolleri Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan paylaşıyor. Kim Bu Ben 19 Mart'ta Enko Auditorium'unda seyirciyle buluşacak. Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal'ın anısına İstanbul'da müze açıldı. Açılışa aile fertleri ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Müzede Kemal Sunal'ın kişisel eşyalarından hayat verdiği karakterlerin sembol parçalarına kadar birçok eser yer alıyor. İstanbul onun replikleriyle gülmeye. Merhaba İbrahim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Onun kalbiyle sevmeye. Çok teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Yüze yakın filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. 7'den 70'e herkesin çok sevdiği bir sanatçıydı. 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın anısına İstanbul'da müze açıldı. Açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Kemal Sunal Müzemiz böylelikle açılmıştır. Hepimizin yüzünü gülümseten, aynı zamanda düşündüren çok kıymetli bir sanatçımızın, yıllarca izleyip hayranlıkla takip ettiğimiz bir sanatçımızın ismiyle, yaşamıyla yaşayacak olan, anılarıyla yaşayacak olan muhteşem bir müzeyi birlikte açıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal'ın adına İstanbul Göztepe Parkı'nda bulunan bir müze inşa edildi. Burada Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, İnek Şaban, Çöpçüler Kralı gibi pek çok filmin canlandırılması yapıldı. Ayrıca Kemal Sunal'ın burada kişisel eşyaları, kostümleri ve afişleri yer alıyor. Müzenin Göztepe Parkı'nda olmasının sebebi ise Kemal Sunal'ın bu parkta sıklıkla vakit geçirmesi ve evine yakın olmasıydı. Neredeyse burada 50 yılın emeği var. Bizim evden çıktı, artık sevenleriyle birlikte olacak. Onun için tabii ki çok çok mutluyum. Kemal'in arzusu yerine geldiği için çok mutluyum. Evden çıktı dedi ya annem. Aslında evden çıktı ama çok da uzaklaşmadı. Bahçede oynuyor gibiyiz yani burada. Sevenleriyle bu şekilde hem özel eşyalarıyla, koleksiyonuyla, arşiviyle buluşması da bence mutlaka olması, yapılması gereken bir şeydi. En çok istediği şeydi babamın. Bütün eşyalarını saklamış, işine duyduğu saygısını o filmlerin gerçek sahibi seyircilerle paylaşması, buluşması için böyle bir şey hayal ediyordu hep. Şimdi bütün sevenlerine kavuştu. Kemal Sunal'ı herkes seviyor. Her düşünceden, her sınıftan insan Kemal Sunal'ı sevgiyle ve saygıyla anıyor. Göztepe Parkı'nda yeniden sevenleriyle bir arada olacak. Sanatçının Hababam Sınıfı filminde birlikte rol aldığı arkadaşları da müzenin açılışındaydı. Kemal Sunal başka bir insan. Çok bambaşka bir insan. Onun anısı da çok önemli tabii. Kemal Sunal'ın her şeyini izledim yani, film şeridi gibi. Kemal Sunal Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün saat 10 ile 18 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Yeşilçam'ın turist ömeri, bitirim taksi şoförü, ağır abisi, beyefendisi, hayat verdiği her rolde devleşen aktör, şair ve felsefeci Sadri Alışık'ın aramızdan ayrılışının 29. yılı bugün. Büyük ustayı saygı, sevgi ve özlemle anarak tamamlıyoruz bülteni. Onun selamıyla söyleyelim, yeni günde görüşmek üzere aman ey. Bizim dar ve eski sokaklara otomobili sığmıyormuş dediler. Benim aradığım kadın yok Güner. Karşıma çıkan kadın var. Aman ey! Turist ömer derler benim adıma, adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Aman ey! Ali Baba her gece aç yattı. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.